Merhaba arkadaşlar, birinci denememizin matematiksel olan çözümlerini yapalım. A ve B gerçel sayılar için bu gösterim A ve B sayılarından büyük veya eşit olanını göstermektedir. 3A eksi 10'u 3A, 5 artı A'ya 12'yi 12 olarak gösteriyor. Demek ki 3A büyük eşit eksi 10, yani A büyük eşit eksi 3,3, 5 artı A küçük eşit 12, A küçük eşit 7 olmalı. Eksi 3,3'ten büyük eşit 7'den küçük eşit olan sayılar neler? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bunların toplamını istediğine göre şunlar birbirini yok eder. Toplamda kaç kalır? 22. İkinci sorumuz, Eda doğum günde kendisine gelen doğum günü pastasını belirli bir kurala göre bir günde yediği miktarın payı olup paydası sonraki gün bir artacak şekilde tek başına bitirmeyi planlamıştır. Birinci gün 1 bölü 3'ünü, ikinci gün 1 bölü 4'ünü, üçüncü gün 1 bölü 5'ini. Örneğin Eda'nın pastanın 4 günden ne kadar yediğini bulalım. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 6'sını yemiş olsa payda kaçta eşitlenir? 60'ta. 20 ile, 15 ile, 12 ile, 10 ile çarptım. Bu paydaları eşitlediğimizde 20, 35, 47, 57. 57 bölü 60'ını yedi. Şu an pastanın tamamını yememiş oldu. Bir sonraki gün 57 bölü 60 artı 1 bölü 7 yediği zaman payda eşitlersek 7 ile 60 ile 7 ile 57'nin çarpımı 399 artı 60 bölü 420, o da 459 bölü 420 yapar. Bir pastadan daha fazlasını yediği için bu kişi bu pastayı kaç günde bitirmiş olur? 5 günde bitirmiş olur. Üçüncü sorumuz, A gerçek sayısının yüzde A'sı 0,04 sayısına eşittir. A noktasında bulunan bir karınca yukarıdaki kesik çizgiler boyunca yol alarak yolun sonundaki B noktasında bulunan yeme ulaşmayı başarmıştır. A noktasından B noktasına kadar kaç santim yol almıştır? A'nın yüzde A'sı 0,04, yani 4 bölü 100. Yüzleri sadeleştirirsek a kare 4'ten a ne çıkar? 2 çıkar. Karıncanın yürüdüğü yol a üzeri 6. 6 artı a küp artı a artı 1. O da eşittir. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 3 8. 2 1. Bu toplamda ne olur? 75. Karınca 75 santim yol almıştır. Dördüncü soru, B gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılarda tanımlı fx, 2x artı b fonksiyonu f1 eksi x küçük, f bileşke fx küçük, f2x şeklinde eşitsizlik veriliyor. Öncüllerden hangisi her zaman doğrudur? Fx gördüğümüz yere 1 eksi x yazarsak, 2 tane 1 eksi x artı b küçük, fx'i götürüp f'de yerine yazarsak, 2 tane 2x artı b artı b, o da küçük. X gördüğümüz yere 2x yazarsak 4x artı b. Şu her taraftan birer tane b'yi yok edelim. Bura 2 eksi 2x küçük, 4x artı 2b küçük, 4x. Bu eşitsizlikte önce sağdaki ikisini alırsak 4x'ler gider. 2b küçük 0, b küçük 0, yani birinci öncül doğru. Sonra soldaki ikisini alırsak, x'i tek başına bırakırsak 2 eksi 2b
Küçüktür. Küçüktür. 6x her tarafı 6'ya bölersek 1 eksi b bölü 3 küçük x, yani x büyük 1 eksi b bölü 3. İkinci öncülün de doğru olduğu çıktı. Ama üçüncü öncüle dair hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 olmalı. Ayrıt uzunlukları 3 santim ve 2,1 santim olan yeterli sayıdaki küplerle bir kule yapılacaktır. Küpler üst üste olacak şekilde, dengede durulacak şekilde 55,5 santim yüksekliğinde bir kule yapılacaktır. En az kaç tane küp kullanılmalıdır? Bundan x tane küp kullanalım. Bundan y tane küp kullanalım. 3x artı 2,1 çarpı y eşittir 55,1, 55,5. Virgülden sonraki kısmı 5 olduğu için ondalık kısım 2,1'den geleceği için biz y'ye en az ne vermeliyiz? 5 vermeliyiz. Y'ye 5 verdiğimizde 3x artı 10,5 eşittir 55,5. 10,5'i sağa atarsak 3x eşittir 45, x eşittir 15. Yani bu durumda 3 santimlik küplerden 15 tane, 15 tane, 2,1 santimlik küplerden 5 tane, toplamda da 20 tane küp kullanmış oluruz. Altıncı soru, M kümesi boş kümeden farklı bir P alt kümesi aşağıdaki koşulu sağlarsa P kümesine ağır küme veriliyor deniyor. Hem x p'nin elemanı olmalı, hem 11 eksi x p'nin elemanı olmalı. Bu ne demek? Eğer 1 p kümesinin elemanıysa, 11 eksi 1'den 10 da p kümesinin elemanı olmalı. Yani ya her ikisi bu kümenin elemanı olmalı, ya da her ikisi bu kümenin elemanı olmamalı. 2 varsa 9 olmalı, çünkü 11 eksi 2 9. 3 varsa 8 olmalı, 4 varsa 7 olmalı. 5 varsa 6 olmalı. Kaç grup elemanımız var? 5 grup. 5 gruplu bir elemanın alt küme sayısı 2 üzeri 5'ten 32. Ancak soruda diyor ki boş kümeden farklı. Dolayısıyla bir tanesi boş küme olduğu için 32'den 1'i çıkartıyoruz. Sonuçta 31 çıkıyor. Aşağıda kenar uzunluğu A santim ve B santim olan bir tahta parçası gösterilmiştir. Tahta parçasının ön yüzeyinin alanı 100 bin santimetre kare. A ve B değerleri birer tam sayı olup rakamlarında sıfır yok. Yani alan A çarpı B 100 bin. Yani 10 üzeri 5. 10 üzeri 5. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 değil mi? O zaman A 2 üzeri 5. 5, B de 5 üzeri 5. Bizden ne istiyor? Çevreyi istiyor. Çevre 2 parantezinde 2 üzeri 5 artı 5 üzeri 5 oluyor. O da 2 çarpı 32 artı 3125. 3125. Bu işlemin sonucu da 6314, yani C şık oluyor. Aşağıdaki hızları x ve y olan iki araç aynı yönde hareket etmektedir. X y'den büyük olmak üzere 3x kare artı 3y kare 10xy. 10xy'yi sola atarsak 3x kare eksi 10xy artı 3y kare eşittir 0 olacak. Burayı 3 ise x, burayı eksi 3y'ye eksi y, çapraz çarpımı ortayı verdiğine göre ya 3x eksi y ya da x eksi 3y eşittir 0 olacak. Buradan x eşittir y bölü 3 olur. Buradan x eşittir 3y olur. X y'den büyük olma koşulu olduğuna göre x 3 y olmalı. Bunu istenen ifadede yerine yazarsak
X yerine 3y yazarsak 3y artı y bölü 3y eksi y 4y bölü 2y'den de cevabımız ne olur? Cevabımız 2 olur. Sayıları ayrı ayrı kartlara yazılarak bir kutuya atılıyor. Kutudan birer kart çekilip tekrar kutuya konulmamak üzere üzerindeki sayılar kaydediliyor ve aşağıdaki işlemler yapılıyor. Bir kere sayılar 1 ile 10 arasındaymış. Kökik sayısının tam kısmı bu şekilde gösteriliyormuş. Her bir kart çekildiğinde alınan puan eğer kökik'sin tam kısmıyla kökik'sin çarpımı tam sayıysa zaten kökik'sin tam kısmı bir tam sayı. Dolayısıyla kökik tam sayıysa puan 20 çarpı x, kökik tam sayı değilse puan 10 çarpı x ile hesaplanıyor. Burada kökik'sin tam sayı yapanlar neler? Kök 1, kök 4, kök 9. Bunları kaçla çarpı puan hesaplayacağız? 20 ile. Yani 1 çarpı 20 artı 4 çarpı 20 artı 9 çarpı 20, 14 çarpı 20'den 280 puan tam çıkanlardan aldık. Tam çıkmayanları 10'la çarpacağız. Kalanları zaten tam çıkmayanlar. Kök 2, kök 3, kök 5, kök 6, kök 7, kök 8, kök 10. Bu sayıları kaçla çarpıp puan hesaplıyoruz? 10'la. Bunların toplamı ne? 10, 8 daha 18, 7 daha 25, 6 daha 31, 5 daha 36, 3 daha 39, 2 daha 41. 41'i 10'la çarpıp puan hesaplarsak 410 puanımız da buradan oldu. 280 puan artı 410 puan 690 puanımız bulunmuştur. Cevabımız da A şıkkı olacak. Onur ve Zihni aşağıdaki 10 kilometrelik dairesel parkurda aynı yönde yarışmaktadır. İki yarışmacı A noktasından başladıkları yarışı bir tur atarak yine A noktasında bitiriyorlar. Zihni'nin yol boyunca hızı sabittir. Yarışın ilk 5 kilometresinde yani A ile B arasında Onur hızını Zihni'nin 2 katıdır. B'den sonra yürünme yürüme şekline geçiyor ve hızı Zihni'nin hızının yarısı oluyor. Sonuçta yarışı Onur Zihni'den 1 saat sonra tamamladığına göre Zihni'nin hızı saatte kaç kilometredir diyor. Şimdi Zihni'nin hızına ilk başta 2x diyelim. Onur'un hızı ilk başta Zihni'nin hızının 2 katı değil mi? Yani 4x. Zihni hızını değiştirmiyor. 2x. Onur B noktasında hızını Zihni'nin hızının yarısına düşürüyor. Yani oluyor x. Şu yolda 5, şu yolda 5. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi Zihni toplam yolu yani onu 2x ile giderken Onur 5'i 4x ile kalan 5'i x ile gidiyor. Onur'un süresi Zihni'nin süresinden 1 saat fazla. Buraya Onur diyelim. Buraya Zihni diyelim. Onur'un süresinden Zihni'nin süresini çıkartıp 1'e eşitleyeceğiz. Şunun paydasını 4 ile çarparsak 25 de burada 25 bölü 4x. 25 bölü 4x'ten 10 bölü 2x'i çıkarttığımızda fark ne olacak? 1 olacak. 25 bölü 4x eksi 10 bölü 2x paydayı hemen 2 ile çarpalım. 5 bölü 4x eşittir 1. Buradan x 5 bölü 4 çıkar. Bize Zihni'nin hızını yani 2x'i soruyor. 2 ile çarparsak 5 bölü 5 bölü 2 o da 2,5 olur. Cevabımız da C şıkkı. ABA, AAB ve BBA 3 basamaklı doğal sayılardır. ABA sayısı 11 ile tam bölünebilmekte. Önce buna bakalım. 11 ile bölünebilmek kuralı artı, eksi, artı attığımızda bu fark 11 veya 11'in katı olmalı. Yani
2a eksi b, a ile a'nın toplamı 2a. 2a'dan b'yi çıkarttığımız zaman bu sonuç ya 0 olmalı ya da 11 olmalı. Bu sonuç 11 olmaz. Neden 11 olmaz? 2a çift bir sayı. Bu durumda b tek sayı olacak. O zaman a b sayısı 4 ile tam bölünemez. Dolayısıyla 2a eksi b ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Şimdi a, b. A'ya 1 dediğimizde b ne olacak? 2. A'ya 2 dediğimizde b, 4. A'ya 3 dediğimizde b, 6. A'ya 4 dediğimizde b, 8. Şimdi bize A, A, B sayısı 4 ile tam bölünebilmeli diyor. 1, 1, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 6, 4, 4, 8. Bu sayıların hepsi de 4 ile tam bölünüyor. Yani hepsi bizim koşullarımızı sağlıyor. Bize sorulan soru ne? B, B, A sayısının 6 ile bölümünden B, B, A sayılarını yazalım. B, B, A. 221, 221, 442, 442, 663, 663, 884. Bu sayıları 6 ile böldüğümüzde şuradan 5 kalır, buradan 4 kalır, şuradan 3 kalır, buradan 2 kalır. Bu sayıların 6 ile bölümünden kalanlar 5, 4, 3, 2, 6 ile bölümünden kalan en çok kaçtır dediği için cevabımız da ne olmalı? 5 olmalı. A, B, C birer tam sayı olmak üzere aşağıdaki düzenekte daireler içerisinde yazılan A, B, C sayıları için toplama ve çarpma işlemleri uygulanarak işlem önceliği yardımıyla sonuçlar bulunup alta yazılıyor. Burada önce çarpma işlemi olduğu için B çarpı C artı A, B çarpı C artı A eşittir 14. Burada A çarpı C artı B, A çarpı C artı B eşittir 49. Üsttekini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak, şurada C parantezini aldığımızda burayı A eksi B artı burası B eksi A eşittir 49'dan 14 çıktığı zaman 35 olur. Bize A eksi B'yi vermiş. A eksi B 7 ise B eksi A ne olur? Eksi 7. Sağ tarafa geçerse eşitliğin sağ tarafı 42 olur. A eksi B neydi? 7. 7C 42 ise C ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Cevabımız da B şıkkı. Bir miktar para 10 çocuk arasında aşağıdaki gibi paylaştırılıyor. Yaşça en büyük olan çocuğun aldığı para miktarı 10 çocuğun aldığı para miktarı ortalamasından 27 TL fazla. Diğer 9 çocuğun her biri 15'er TL. İlk 9 çocuğun her biri 15'er TL alıyor. En son çocuk, yani en büyük çocuk, para miktarı 10 çocuğun aldığı para miktarının ortalamasından 27 TL fazla. Biz şuraya x diyelim. Şimdi buraya x diyelim. Bu x ne olacak? Bu toplamın ortalamasından 27 TL fazla olacak. Toplam da olacak 9 çarpı 15, 15 artı x bölü 10 olmalı ortalamasından. Bir de bunun 27 fazlası. 27'yi bu yana atarsak x eksi 27 eşittir 135 artı x bölü 10. Bunun paydası 1. İçer dışarı çarpımı yaparsak 10x eksi 270 eşittir 135 artı x. 9x eşittir 405. X buradan 45 çıkar. Demek ki en büyük çocuk kaç lira para almış oluyor? 45 lira. Bir şekerlikte
Naneli ve limonlu şekerler bulunmaktadır. Naneli şeker sayısının limonlu şeker sayısına oranı başlangıçta 2 bölü 7'dir. Serkan aşağıdaki tabloda her gün yediği şeker sayısını kaydetmiştir. Yani her gün birer tane naneli, üçer tane limonlu şeker yemiştir. X günde şekerlikten sonra bir tane naneli ve 3 tane limonlu şeker alır ve şekerlikte geriye 15 tane limonlu şeker kalır. X gün birer tane naneli yerse naneli şeker sayısı X tane. Her gün limonlu şeker yerse yediği limonlu şeker sayısı 3x tane. 15 tane de limonlu şeker kaldığı için en başta 3x artı 15 tane limonlu şekerimiz var. X tane de naneli şekerimiz var. Naneli bölü şekerlinin oranı 2 bölü 7 idi. X bölü 3x artı 15 2 bölü 7'den içler dışar çarpımından 7x eşittir 6x artı 30, x de buradan ne olur? 30 olur. Şekerlikte başlangıçta kaç tane şeker vardır? Şekerlikte başlangıçta bunların toplamı kadar şeker vardı. Naneli x 30, limonlu 3x artı 15, yani 90 artı 15, 105, toplamda 135 tane şekerimiz vardı. Cevabımız da C şıkkı. Bir torbada belirli sayıda kırmızı, yeşil ve mavi bilye vardır. Torbadaki bilyelerin 1 bölü 4'ü kırmızı, 4 bölü 9'u mavidir. Paydalarla orantılı bir sayı verirsek 36x toplam bilye sayımız. 4'te 1'i kırmızı, 36'nın 4'te 1'i 9x. 9x kırmızı. 9'da 4'ü yani 16x mavi. Toplam 25x oldu. 36x'ten çıkarttık. 11x yeşil. Diyor ki torbadaki yeşil bilyelerin sayısı yani 11x. Mavi bilyelerin sayısının yarısından yani 16x'in yarısını 8x'ten 6 fazladır. Artı 6. 8x'i diğer tarafa atarsak 3x eşittir 6. X buradan ne oldu? 2. Torbadaki yeşil bilyelerin sayısı, yeşil bilyeler 11x'ti. X yerine 2 yazdığımızda cevabımız da ne olur? 22 olur. 16. sorumuzla devam edelim. 16. sorumuz, aşağıdaki solda cam kavanozdaki karışımın %80'i su, kalanı alkoldür. Karışımın 1 bölü 4'ü deneyde kullanılmak üzere başlangıçta boş olan A deney tüpüne dökülüyor. Bu deney tüpüne dökülen miktar kadar alkol kavanoza ilave ediliyor. Arkadaşlar öncelikle birinci bu cam kavanoza, kavanoz kelimesini kullanalım. Kavanozda bulunan karışım miktarını seçeceğiz. Ve A kabında ve B kabında da bu şekilde birbirlerine boşaltma şeklinde ifade edeceğiz. Kavanozdaki karışımı 1 bölü 4 ve 1 bölü 3'e bölünecek şekilde 120 olarak seçecek olursak, öncelikle karışımın 1 bölü 4'ü deneyde kullanılmak üzere başlangıçta boş olan A deney tüpüne dökülüyor. O halde 120 sayısının 1 bölü 4'ü 30 olduğu için 30'u A kabına dökerse kavanozda kalan miktar 90 litre karışım kalmış olur. Kavanozdaki karışımın %80'i su, kalanı ise alkoldür. O halde kavanozda kalan miktar 90 olduğu için 90'ın %80'ini hesapladığımız zaman karşımıza 72 gelir. O halde arkadaşlar 72'si su, kalanı alkoldür. O zaman 72 su, 18 alkol olmuş olur. 72 su, 18 alkol olarak karşımıza gelir. Daha sonra dökülen miktar kadar alkol kavanoza ekleniyor. O halde A kabına dökülen miktar 30 litre olarak aldığımız için 30'u tekrardan kavanozun içerisine eklediğimiz zaman karışım tekrar 120 litreye çıkar. Burada eklenen miktar 30 gram alkol eklendiği için o halde alkol miktarı 48 alkole çıkar. Su miktarı ise 72 suda kalmış olur. İkinci aşamaya geçersek, daha sonra elde edilen yeni karışımın 1 bölü 3'ü başlangıçta boş olan B deney tüpüne dökülüyor. O halde B deney tüpüne 120'nin 1 bölü 3'ü arkadaşlar
40 olarak buraya dökülüyor. O halde tekrardan kavanozda kalan miktar 80'e düşmüş olur. Bu durumda nasıl 120'nin 1 bölü 3'ü olan ifade B kabına 40 litre olarak gittiğine göre bu hem alkolden hem de sudan eksilmiş olur. O halde 48 sayısının 1 bölü 3'ünü hesaplayacak olursak 16 azalma meydana gelir. Dolayısıyla verilen kapta 16 azaltırsak 32 alkol kalmış olur. 72 suyun da 1 bölü 3'ü diğer kaba boşaltıldığı için 2 bölü 3'ü kalmış olur. 72'nin 1 bölü 3'ü de mesela 24 olarak bulunur. O halde kalan miktar 48 su olarak kalmış olur. Şimdi 80 olan bu ifadede en son olarak bize diyor ki tekrardan dökülen miktar kadar kavanoza alkol ilave ediliyor. O halde tekrardan 80'in üzerine 40 karışım 120'ye çıkar. Alkol ifadesi 72 alkole denk gelir. Su ifadesi yerinde sayar 48 su olur. O halde arkadaşlar bunun yüzdesini bize sorduğu için 120 litrelik karışımın 72 alkol olarak karşımıza geliyorsa bu yüzde x olarak düşündüğümüz zaman x değerinin %60'a eşit olduğunu bulmuş oluruz diyoruz. On yedinci sorumuz. Burada 5 pozitif tam sayıyla oluşturulan veri grubuyla ilgili aşağıdaki bilgiler. Ortancan sayı 8'dir. Veri grubunda en çok tekrar eden sayı 7'dir. En az 2 kez tekrar etmiştir. Veri grubunun aritmetik ortalaması 10'dur. En büyük sayı en çok kaçtır? 5 tane sayı düşünecek olursak ortadaki sayı 8'dir arkadaşlar. O halde 2 kez de 7 tekrar ettiği için 7 sayılarını 8'den önce düşünebiliriz. Geriye kalan x ve y sayısını 8'den büyük olarak seçmemiz gerekiyor. Bu durumda aritmetik ortalamanın 10 olarak karşımıza gelmesi gerekir. O halde bütün verileri topladığımız zaman x artı y artı 7 artı 7 artı 8 bölü 5 eşit olmak zorundadır 10'a. Bu durumda x artı y artı 22 eşittir 50'den. X artı y ifadesi 28 olarak bulunmuş olur. Bu veri grubunda en çok kaçtır diye ifade ediliyor en büyük sayı. Dikkat ederseniz bu durumda 8 sayısından büyük olması lazım x'in. X'e en küçük 9 olarak verirsek y sayısı ise 28'den 9'un farkı 19 olarak bulunmuş olur diyoruz. 18. sorumuz. Aşağıda düzgün sekizgenin köşeleri 1'den 8'e kadar olan rakamların numaralandırılmış şekilde verilmiştir. Her bir rakamın bulunduğu noktadan bir çocuk durmaktadır. Oyuna bir numaralı çocuk başlamaktadır. Saat yönünde bir arkadaşına top vermesi gerekiyordur. Kural şu şekilde ifade ediliyor. Eğer diyor hemen sonraki çocuk numarasına bakar. Bu çocuğun numarası asal sayıysa sonrakine verir. Asal sayı olmadığına ifade ederse direkt kendisine verir. Bu numarası asal sayı değilse topu hemen bir sonraki arkadaşına atar. Örneğin bir numaralı çocuk topu sonraki numarası asal sayı olduğundan 3 numaralı çocuğa verir. 4 numaralı çocuğa atar ve bu oyun bu şekilde devam eder. 207. adımda top kaç numaralı çocukta kalır? Arkadaşlar öncelikle birinci olarak top birinci kişidedir. İkinci adımda arkadaşlar baktığımız zaman birinci adımda bulunan top 2 asal sayı olduğu için o halde birinci kişi 3'e atması gerekir. Peki ikinci topu 3 almışsa 3. adımda 4 sayısına bakacak. 4 sayısı asal olmadığı için direkt 4'e vermiş olacak. Bu durumda 4. adıma geçecek olursak top şu an 4. kişide. 4. kişiden sonra 5 var. 5 asal olduğu için bir sonrakini atıyor. Yani 6'ya atmış oluyor. 6'ya atarsa 5. adımda 6'dakinden sonra 7 geldiği için yani asal sayı olduğu için hemen atlayarak ne yapıyor? 8'e atmış oluyor. 8'deki kişi ise bakıyor kendisinden sonra gelen 1 olduğu için bir asal sayı olmadığına göre direkt 1'e vermiş oluyor. O halde tekrardan başa dönme meydana gelir. O halde biz bu durumda modu 5 olarak alacak olursak yani mod demek tekrar eden demektir. 207. adımı bize sorduğu için 207 sayısının 5 ile bölümünden kalan 2 olduğu için ikinci sıradaki cevaptır diye ifade ediyoruz. İkinci sırada da arkadaşlar hangi
numaralı çocuk da kalmış olur, 3 numaralı çocuk da kalmış olur diyoruz. 19. soru. Aşağıda bir markette satılan A marka kaşar peynirinin Haziran ve Temmuz aylarına ait gramaj ve satış miktarı gösterilmiştir. 700 gram 28, 600 gram 30 TL. Buna göre A marka kaşar peynirinin fiyatının bir aylık değişimini ifade etmiş. A markanın öncelikle Haziran ayındaki fiyatını bulalım. 700 gramı 28 TL ise ortak bir paydada buluşturma adına 100 gramı ne kadardır diye bulacak olursak, 100 gramdaki fiyat, burada yapılan işlem, yani 28'i 7 katı olduğu için ya da 4 katı olduğu için x ifadesi 4 TL olarak karşımıza gelir. Doğru orantıyı kullanırız. Temmuz ayı için ise 600 gramı 30 TL ise 100 gramının ne kadar olduğunu bulabiliriz. Ortak bir paydada buluşturuyoruz çünkü. 100 gramı ise arkadaşlar 6'ya bölersek, 30'u 6'ya bölersek bu istikamette, o halde x'i 5 TL olarak bulmuş oluruz. Nedir? 100 gramı 5 TL'ye çıkmıştır. Haziran ayında 4 TL olan bir ürün Temmuz ayında 5 TL olduğuna göre bir değişiklik olmuştur. Yani zam yapılmıştır. 4 TL'lik bir ürüne 1 TL'lik zam yapıldığına göre bunun bize yüzdesini sorduğu için yüzde x'tir diye ifade ediyoruz. X de buradan arkadaşlar %25 zam yapılmış olarak bulunuyor diyoruz. 20. sorumuz. AX polinomu şeklinde verilen bir ifade. 1'den x üzeri 5'e kadar onun parantez karesi verilmiş. BX polinomu da yine aynı şekilde x üzeri 10. dereceye kadar yazılmış. AX eşittir BX olduğuna göre C7 kaçtır? Bu sorunun çözümü için arkadaşlar AB'ye eşit olduğu için C7'yi sorması aslında A'nın içerisinde 7. terimin katsayısını sorduğu anlamına gelir. O halde 1 artı x artı x kare artı x üzeri 3 artı x üzeri 4 artı x üzeri 5'in parantez karesini arkadaşlar çarptığımız zaman yine aynısını tekrar yazalım. Yani 1 artı x artı x kare artı x üzeri 3 artı x üzeri 4 artı x üzeri 5 şeklinde yazalım. Bize sorduğu şey C7. C7 denilen ifade ise aslında C7 çarpı x üzeri 7 olur. Yani 7. dereceli ifadenin katsayısını bize soruyor. 7. derece hangi sayıların çarpımından gelir diye düşünelim. Arkadaşlar x üzeri 5 ile x'in karesini çarparsak x üzeri 7 gelir. X üzeri 4 ile x üzeri 3'ü çarparsak x üzeri 7 gelir. X üzeri 3 ile x üzeri 4'ü çarparsak x üzeri 7 gelir. X üzeri 2 ile x üzeri 5'i çarparsak x üzeri 7 gelir. Ve bunların her birinin katsayısı 1 olduğu için şu kısımda her birinin katsayısı 1 olduğu için diğerleri için de kullanabiliriz bunu. O halde arkadaşlar her bir ifade 1 çarpı x üzeri 7 şeklinde gelir. O halde 1 çarpı x üzeri 7 şeklinde gelen bu ifadede katsayılar toplamı kaç olur arkadaşlar? Hepsi 1 olarak katsayı getirir. O halde cevabımız bütün birleri topladığımız zaman katsayısını 4 olarak bulmuş oluruz diyoruz. 21. sorumuz. Aşağıdaki daire 5 bölmeye ayrılmış. Her bir bölmeye -3, -1, -0, 4, 5 herhangi biri yazılmıştır. Aykut bu bölmelerden rastgele ikisini seçiyor. Buna göre arkadaşlar çarpımının 0 olma olasılığı, tek olma olasılığı, çift olma olasılığı, P, Q, R değerlerini buluyor. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar tüm durumu yazmamıza gerek yok. Yani tüm durum denilen 5'in ikilisini yazmamıza gerek yok 10 diye. Neden? Çünkü bütün olasılıklar hepsi için aynı ve sıralama sorduğu için gerek duymuyoruz buna. Peki gerek duyduğumuz ifade şu olacak. Çarpımının 0 olma olasılığı. Çarpımının 0 olma olasılığı, iki tane eleman seçmemiz gerekir. Çarpımının 0 olması için öncelikle kesin 1'in birlisi diyerek 0 elemanlı seçtiğimizi düşünüyoruz. Geriye kalan 1, 2, 3, 4 elemandan 4'ün birlisini seçersek burada P'nin gelme olasılığını 4 şeklinde söyleyebiliriz. Q'nun gelme olasılığı, yani çarpımının tek olma olasılığı. Çarpımının tek olması için tek çarpı tek olması lazım. Yani 5 elemandan teklerin seçiminden ikili seçim meydana getirmemiz lazım. O halde teklerimiz bizim -1, -3 ve 5 olduğu için 3 elemandan, yani 3'ün ikili seçimlerinden karşımıza 3 olasılık, 3 durum meydana gelir. Son olarak çarpımının çift olma olasılığını sorduğu için bunu ise şöyle düşünebiliriz. Burada dikkat edin. 3 durumda tek durum olma var. Tüm durum nedir? Tüm durumda arkadaşlar 10'dur. Tüm ikili seçmeler 10 durum ya tektir ya çifttir. 3 durum tek geldiğine göre o zaman tüm durum, yani 5'in ikilisinden tek olma durumu 3'ün ikilisini çıkartırsak o halde arkadaşlar 7 durumda da karşımıza çift olma olasılığı meydana gelir. Bu durumda PQR sıralamasına baktığımız zaman bunun cevabının
Bursa olarak geldiğini görüyoruz. En büyük R, ondan sonra P, ondan sonra Q'dur. 22. sorumuz. Adem'in bugünkü yaşı, Bora'nın bugünkü yaşının 4 katı, Can'ın bugünkü yaşının 3 katına eşittir. O halde Adem, Bora ve Can. Adem'in yaşı Bora'nın 4 katı, Can'ın 3 katı olduğuna göre hem Bora'nın hem de Can'ın 3 katına bölünebilmesi için Adem'i 12x seçersek, Bora'nın 4 katının oluşabilmesi için Bora 3x, Can'ın 3 katı olabilmesi için Can'a da ne dememiz gerekir? 4x dememiz gerekir. Buna göre Bora Adem'in bugünkü yaşına geldiğinde, Bora 12x olduğunda arada ne kadar bir yıl geçmiş olur? Arada 9x yıl geçmiş olur. Bu 9x yıl Adem için de geçmiş olur. Yani burası 21x'e döner. Bu 9x Can için de geçmiş olur. O halde Can'ın da yaşı 13x olmuş olur. Şimdi bu yaşına geldiğinde Can'ın yaşı 13 olduğuna göre 13x eşittir. 13'ten x'i 1 olarak bulmuş oluruz. X'i 1 olarak bulduğumuza göre bizden istenen ifadeye bakalım. Bora'nın bugünkü yaşı 3x olduğu için 3 çarpı 1'den cevabımız 3'tür diyoruz. 23. sorumuz. Aşağıda ABC'de karesi 8 kareye bölünmüştür. Kahverengi boyalı 4 kare özdeştir. Mavi olan 3 kare özdeştir. Kahverengi karelerden birinin kenar uzunluğu 7,5. Mavi kareler ise bir kenarı 4x artı 3'tür. Ve bu ABCD karesinin alanının x üzeri 4'ü oranı kaçtır şeklinde ifade edilmiş. Burada 7,5 kahverengi kenar, burası da 7,5'tur. Burası da 7,5, burası da 7,5 şeklinde ifade edebiliriz. Mavi karenin bir kenarı ise arkadaşlar 4x artı 3 olarak verilmiş. O halde mavinin bir kenarına 4x artı 3, bu kenarına kare olduğu için 4x artı 3, 4x artı 3, 4x artı 3. ABCD de kare olduğuna göre o zaman bu kenar bu kenara eşittir. O halde karşılıklı kenarlar olarak bunu 4x artı 3'ü 3 ile çarparak bir kenar uzunluğunu bulalım. 3 çarpı 4x artı 3 eşit olmak zorundadır. Yatayda gösterilen AB uzunluğuna yani 7,5, 7,5, 15, 15 de burası arkadaşlar 30 artı 4x artı 3'e eşit olmak zorundadır. Burada işlemlerimize devam edelim. 12x artı 9 eşittir 4x artı 33. Bu durumda 8x eşittir 20. 4x eşittir arkadaşlar 3 olarak bulmuş olur. O halde x'i 3 olarak bulduğumuza göre ABCD karesinin bir kenarına bakalım. X'i 3 olarak bulduğumuza göre 4 kere 3 12. 3 de burada 15. Mavinin bir kenarı 15. 15, 15. O halde ABCD karesinin bir kenarı 45 olarak bulunmuş olur. Bizden istenen ifade ABCD karesinin alanı. O halde ABCD karesinin alanı 45 çarpı 45 şeklinde bölü x üzeri 4'e oranı. X'i kaç olarak bulmuştuk? X'i de 3 olarak bulduğumuza göre arkadaşlar o halde 3 üzeri 4 denilen ifade 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde yazalım ve bunu sadeleştirmeye çalışalım. 45'i bu durumda 9'a bölersek 5 olur. Öbür 45'i 9'a bölersek 5 olur. O halde 5 kere 5'ten cevabımız 25'tir diyoruz. 24. sorumuz. Beril'in cep telefonuyla yaptığı konuşmalar için aylık ücretlendirme tarifesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. A tarifesini kullanırsa 10 TL, dakika ücreti 0.25 TL, B'de yok sabit ücret ve 50 dakikadan her bir dakika sonrası için ise 0.2 TL vesaire tabiri var. Bu durumda X dakika konuşan Beril. Şimdi Beril X dakika konuştuğuna göre ya A tarifesi ya B tarifesini kullanacak. Öncelikle A tarifesini hesaplayalım. X dakika konuştuğuna göre öncelikle sabit ücret 10 artı 0.25 TL dakika ücreti olduğu için X çarpı 0.25. Bu A tarifesinden meydana gelen ücret değeridir. B tarifesinde sabit ücret yoktur. O yüzden ekleme yapmıyoruz. 50 dakikada 0.4 TL olduğu için ilk 50 dakika 50 çarpı 0.4. 50 dakikayı geçtiği için normalde kaç dakika konuştu? X dakika. X dakika konuştuğu bu dakikadan 50 dakikalık kısmı çıkartırsak yani x 50 eksi 50 dakika ise bu kez dakikası daha ucuzladığı için 0.2 kuruşa konuşuyor. O halde A ve B tarifesinden hangisinin avantajlı olduğunu burada seçmiş. Yani 6 TL kar elde etmiş. Öncelikle denklemleri düzenleyebilirsiniz. Hangisi daha büyük ona bakalım. A tarifesi yerine B tarifesini seçerse 6 TL kar elde ettiğine göre o halde A tarifesinin ne olması gerekir? Daha pahalı olması gerekir. O halde A tarifesi denilen 10 artı 0.25'i x bölü 4 şeklinde düşünebiliriz.
Demek ki 6 lira çıkartmalı ki B tarifesine ulaşsın. O halde B tarifesi 50 ile 0,4'ün çarpımı 20 olarak karşımıza gelir. Artı 0,2'yi x eksi 50'ye dağıtırsak x bölü 5 eksi 10 olarak karşımıza gelir. O halde arkadaşlar bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa x bölü 4 eksi x bölü 5 eşit olmak zorundadır. Onlar birbirini götür 6'ya. O halde arkadaşlar x bölü 20 eşittir 6'dır paydalarını eşitlesek x'i de arkadaşlar bu durumda. Demek ki 120 dakika konuşma yaparsa daha avantajlıymış A tarifesi diyoruz ve cevabımızı Ceyhan olarak işaretliyoruz. 25. sorumuz, kenar uzunlukları 6 üzeri x ve 3 üzeri x olan dikdörtgenlerden 4'ü aşağıdaki gibi birleştirilerek ABCD dikdörtgeni oluşturulmuştur. Buna göre diyor K bölgesinin bir kenar uzunluğu 27 birimdir. ABCD dikdörtgeninin kenarı kaç birimdir şeklinde sorulmuş değerli arkadaşlar. Buna göre değer verecek olursak, yani kısa kenar uzunluğu 3x olan eş dikdörtgenler 3 üzeri x, uzun kenarı 6 üzeri x, kısa kenar 3 üzeri x. Bu K'nın bir kenarını bulmak için şu kısım 3 üzeri x olarak görürsek, bu uzun kenar 6 üzeri x olduğu için K'nın şu kenarı ise arkadaşlar 6 üzeri x eksi 3 üzeri x olarak gelmiş olur. K da bir kareye denktir. K'nın bir kenar uzunluğu 27 olduğuna göre 6 üzeri x eksi 3 üzeri x ifadesinin 27'ye eşit olması lazım. Bu durumu sağlayan x değerini bulacak olursak x değeri direkt 2 olarak bulunmuş olur. ABCD dikdörtgeninin çevresini soruyor. ABCD dikdörtgeninin kaç birimdir diye ifade edilmiş. Bu durumda AB burası arkadaşlar 6 üzeri x artı 3 üzeri x şeklinde bulunmuş olur. Bunun uzun kenara da 6 üzeri x artı 3 üzeri x şeklindedir. Aslında ABCD dikdörtgeni bir kareye dönüşmüştür. O halde arkadaşlar bunun cevabı 6 üzeri x artı 3 üzeri x'ten 4 tane olduğu için çarpı 4'tür. X'e 2 yazarsak 4 çarpı 36 artı 9. O halde arkadaşlar 4 çarpı 45'ten cevabımız 180 olarak gelmiş olur diyoruz. 26. soruyla devam edelim. 26. sorumuz, sayı doğrusu üzerinde eksi 3 noktasına eşit uzaklıkta iki gerçel sayıdan büyük olan sayı küçük olan sayıdan 4 fazladır. Bu iki sayının her ikisi de negatiftir ve bu öncülerden hangileri doğrudur şeklinde bir ifade verilmiş. Arkadaşlar A sayısı eksi 3 noktaya eşit iki sayıdan bir tanesini eksi 3 virgül eksi 3 eksi a şeklinde seçelim. Diğer sayıyı da eşit uzaklıkta olduğu için bir a çıkarttık, bir de a ekledik. Diğer sayıyı da eksi 3 artı a şeklinde seçebiliriz. Buna birinci sayı diyebiliriz. Ya da küçük sayı ya da büyük sayı şeklinde ifade edebiliriz. Bu iki sayı arasındaki farkın ne olması gerekiyor? 4 fazla olması gerekiyor. O halde eksi 3 artı a denilen büyük sayıdan küçük sayıyı eksi 3 eksi a'yı çıkarttığımız zaman bulduğumuz ifade 4'tür. Bu denklemi çözersek a'yı 2 olarak bulmuş oluruz. O halde küçük sayımız a'ya 2 yazarsak eksi 5 gelmiş olur. Büyük sayımız ise a'ya 2 yazarsak eksi 1 olarak gelmiş olur. Buna göre, bu koşullara göre öncülleri inceleyecek olursak, bu iki sayının her ikisi de negatiftir. Birinci öncül doğrudur. Evet, ikisi de negatiftir. Büyük olan sayı pozitif, bu yanlıştır. İki sayının çarpımı 5'tir. Üçüncü öncül de doğrudur diye ifade ediyoruz. Yani cevabımız Denizli'dir söylüyoruz arkadaşlar. 27. sorumuz. 27. sorumuz, aşağıda verilen yeterli sayıda 4 sembol 2 satır ve 3 sütundan oluşan 6 birim kareye yerleştirilecektir. Semboller yerleştirirken yan yana veya alt alta aynı renkten oluşan sembol olmayacaktır. Buna göre kaç farklı şekilde yerleştirme yapılabilir? Öncelikle renklere isimlendirme yapalım. Mavi, siyah, kırmızı ve yeşil şeklinde. Bu buraya farklı renkler yapacak yerleştirme meydana getireceğimiz için burada 4'ün ikilisi şeklinde öncelikle bu ortaya yerleştirme yapıyoruz. Yani burada işin sırrı ortaya yerleştirme yapmaktır. O halde 4 renkten 2 rengi seçerek 4'ün ikilisi diye orta kısma yerleştirme yapalım. Bunlara da örnek verelim. Mesela biri kırmızı olsun, diğeri de siyah olsun. KS'yi buraya yerleştirdik. KS'yi dikey olarak yerleştir, kendi içinde yer değiştirebiliriz. Çarpı 2 dememiz gerekiyor. KS durumuna göre şimdi sol tarafa yerleştirme yapacağız. Sol tarafa yerleştirme, K ve S'yi kullanamayız. Daha doğrusu S'yi üst kısma kullanabiliriz. S'yi üst kısma kullandığımız durumda şöyle yazalım arkadaşlar. Bura üst kısım S, alt kısım
K, üst kısım S, alt kısım M, üst kısım S, alt kısım Y. Bu şekilde kullanılabilir S'yi kullanırsak. S'yi kullanmadan üst kısım M, alt kısım Y, üst kısım M, alt kısım K, üst kısım Y, alt kısım M ve son olarak üst kısım Y, alt kısım arkadaşlar K şeklinde tam 7 farklı durum meydana gelebilir. Bu 7 farklı durum soldaki kutucuklar için 7 farklı durum, sağdaki kutucuklar için de 7 farklı durum meydana gelir. O halde karşımıza gelen 4'ün ikilisi çarpı 2 çarpı 7 çarpı 7 yaparsak bu işlemin sonucunu da 588 olarak bulmuş olur diyoruz. 28. sorumuz, reel sayılar kümesinde f ve g fonksiyonları biçiminde tanımlanıyor. F 6m g m artı 1 ifadesinin eşiti nedir? O halde x yerine 6m yazacak olursak 6m eksi 3 eksi 4 eksi g'nin yerine arkadaşlar m artı 1 yazacak olursak 2 çarpı m artı 1 eksi 2. Bunu bu şekilde çıkartmamız gerekir. O halde işlemlerimize devam edelim. 6m 2m eksi 4 eksi parantez içerisinde burası 2m artı 2 eksi 2. İkiler birbirlerini götürür. 2m. O halde eksi 4. 2m eksi 4 eksi 2m'den. 2m'ler birbirlerini götürürse cevabımız eksi 4 olarak gelmiş olur diyoruz. 29. sorumuza geçelim. 29. sorumuz, bir kutuda ağırlıkları birbirinden farklı ve pozitif tam sayı olan 5 top bulunmaktadır. Bu topların en hafif ve en ağır olanı eşit kollu bir terazinin sağ kefesine, diğer 3 ağırlık ise sol kefesine konulunca terazi dengede kalmaktadır. Ağırlıkları birbirinden farklı, pozitif tam sayı olan 5 top, yani A topu, B topu, C topu, D topu, E topu küçükten büyüğe doğru sıralayacak olursak, en hafif ve en ağır olanı eşit kollu bir terazide sağ kefesine, yani sağ kefeye A artı E'yi koyalım, sol kefeye ise B, C, D'yi koyalım. Bu durumda denge meydana geliyor. Yani her iki ifade birbirlerine eşittir. 5 topun ağırlıkları 22 olduğuna göre, bu 5 topun ağırlıklarının 22 olması, yarısını sağ kefeye koyduk, yarısını sol kefeye koyduğumuz için sağ kefe 11 gram, sol kefede yani BCD'nin toplamında 11 olarak ifade ediliriz. Biz burada A, B, C, D'yi sıralarken küçükten büyüğe sıraladığımızı unutmayalım. Bu durumda şıkları inceleyecek olursak en ağır top en fazla 10 gramdır. Yani A artı E, burada en ağır top E olarak düşünecek olursak E'yi en fazla bulmamız için tam sayı dediğini unutmayalım. E'yi en fazla bulmak için A'ya en küçük değer 1 verirsek o zaman E'nin en büyük değeri 10 olarak gelir. O halde birinci öncül doğrudur. Sol kefedeki en ağır top 7 gramdır. Sol kefede kullanılan sistem B artı C artı 7'dir. Buradaki ifadenin toplamının 11 olması gerekir. En ağır top 7 midir ona bakacağız. O halde birkaç değerlendirme yapabiliriz. Bu değerlendirmelere göre B sayısına 2, C sayısına 3, D sayısına 6 verdiğimiz zaman bakın bu durumda toplamı 11 yapar ama en ağır top 6'dır. En ağır top 7 gram olmayabiliyor. O halde bu gitmiş olur. Sol kefedeki topların ağırlıkları çarpımı 36'dır. Bu ifadeyi çarparsak 36 meydana geliyor ama başka bir değer deneyecek olursak mesela B'ye 2, C'ye 4, D'ye 5 verdiğimiz zaman toplamı 11'dir. Çarpımları 40'tır. O halde ağırlıklarının çarpımı 36'dır. Yanlış olmuş olur. O halde cevabımız Adana'dır diye ifade ediyoruz. 30. sorumuz, aşağıdaki tabloda bir bölgedeki 5 ürünün meyve ağacının sayıları ve bu ağaçlardan bir yılda alınan ürün miktarları verilmiştir. Buna göre öncüllerinden hangileri her zaman doğrudur? Birinci öncülü inceleyecek olursak ağaç başına en fazla ürün elmadan alınır. Burada 30 ağaçtan 15 ton alındığına göre bir ağaçtan arkadaşlar 15 bölü 30 alınmış olur. Elma için 40 bölü 70 alınmış olur. Bu durumda portakal için 20 bölü 42, mandalina için 20 bölü 45, ağaç başına kayısı için ise 25 bölü 53 değerlerine bakmış oluruz. Bu değerlerden hangisi en büyükse ondan daha fazla alınmış olur. Bu durumda en büyük değer arkadaşlar 15 bölü 30, 40 bölü 70 şeklinde incelersek en büyük değerin elmadan geldiği bulunmuş olur. O halde birinci öncülümüz doğrudur diyoruz. Bu meyveler ikinci öncül için ağaç sayılarına göre bir daire grafiği ile gösterildiği zaman kayısıyı gösteren daire diliminin merkez açısı 63'tür. Bunu bulabilmemiz için öncelikle ağaç sayılarını topluyoruz. Ağaç sayılarını toplayınca 0 elde var 1, 10, 14, 18,
23 bir delde 240 tane ağaç var. Bunu daire grafiği şeklinde göstereceksek 240 ağaca 360 derece merkez açı denk geliyorsa daire grafiğinde bize istenen ifade kayısı. Kayısının ağaç sayısı 53'e ne kadar denk gelir? Bu işlemi yaptığımız zaman 63 dereceye eşit olmadığını görürüz arkadaşlar. O halde ikinci öncül yanlıştır. Bu meyveler ürün miktarına göre bir daire grafiğiyle gösterilirse, bu kez ürünleri daire ürün miktarlarını daire şeklinde gösteriyor. O halde ürün miktarlarını toplayalım bu kısımda. Ürün miktarlarını toplarsak 5, 5, 10 elde var 1. 4, 5, 7, 4 de burada 11, bir de burada 12. Yani 120 ton üretim yapılıyor. Bunu daire grafiğinde gösterecek olursak oran orantıdan 120 ton 360 derece olarak merkez açıya sahip ise bizden istenen ifadeye bakalım. Armut arkadaşlar. Armutun ürün miktarı 15 olduğu için 15 tona ne kadar açı denk gelir diye düşündüğümüz zaman bu durumda x eşittir 45 olarak gelmiş olur. O halde cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz.